Merhaba arkadaşlar. Bugün trigger'ları anlatacağım. Zamanlayıcılar. Bunları daha önceki bir videomda anlatmıştım ama trigger'ları anlatmamıştım tam olarak ne olduklarını. Şimdi bugün bunları anlatacağım. Şimdi ilk öncelikle trigger demek tamamen olay döngüsünü gerçekleştirmek demek. Kendiliğinden olan şeyleri. Şimdilik burada bir tane trigger açtık. Birinci, sıfırıncı trigger diyor. Bunların isimlerini değiştirebiliyoruz. Bunu istediğinize göre yapabilirsiniz. Mesela başlangıç yazalım şurada. Başlangıç. Tamam. Şimdi başlangıç yaptık. Ve buna daha efekt eklemeyelim. Bu böyle kalsın. Kırmızı olarak gözüksün. Şimdi trigger zamanlayıcı 1 oldu. Bunda şimdi şeyleri gösterelim. Bu trigger efekt ve şartlar ve efektleri tetikliyor. Şimdi şartlara gelelim. Şartlara bakacağız. Sonra efektlerle kullanımlarına bakacağız. Ya da doğrudan doğruya efektlere bakacağız. Çünkü bazen sadece efekt kullanıyoruz. Şimdi ilk öncelikle karakter isimlerini değiştirme, can ekleme iyi bakalım. Ne yapalım? Ne yapabilirim? Düşkün efendisine bakalım mı? Gandalf koyacağım şimdi bir tane. Bakalım. Gandalf. Gandalf. Ve Arwen. Arwen koyalım. Yay. Evet, Arwen. Aragonsuz olmaz Arwen. Aragon da böyle yakışıklı bir adamımız mı olsun? Kimdi o adamın ismi? Lahira. Evet. Yani da asıl savaşçı Aragon bu arada. Lahira koyduk. Prenses Yodit. Bu da Eowyn olsun. Olsun. Bakalım. Bu da ne var ne yok. Bu da Eomer olsun mesela. Şimdi hepsini ayarladık. Güzel. Bir tane de şey koyalım. Bir dakika bekleyerseniz. Evet, orası olsun burası. İşte Edo orası. Buradaki Edo orasındaki kale, aslında kalenin ismini unuttum. Kasım. Tamam. Böyle daha güzel oldu. Tamam. Daha ne ekleyebiliriz? Tamam, bu kadar. Yeter herhalde. Şimdi trigger'lara gelirsek. Doğrudan efektlere başlayacağız. Şimdi başlangıç olarak yani dedik ki isimlerini değiştirme, canlarını değiştirme, saldırılarını değiştirmeye bakalım. Şimdilik player 1 için yazıyoruz. Set object. Eowyn'e Doğrudur. tıkladık. Go to object. Tamamdır. Şimdi Eowyn'deyiz. Eğer ki set object Gandalf Buyurun. yaptık. Go to object'e tıklamadan buraya Gandalf yazdık. Bu işe yaramayacaktır. İlk önce set object Ya. sonra go to object yapmalıyız. Şimdi Eowyn yazalım. Eowyn nasıl yazıyordu şu kızın ismi? Eowyn. Tamamdır. Şuradan şeyi seçmenize gerek yok. Ha, bunu seçmenize gerek var. Unis diye. Çünkü bir ünite bu. Daha ama şunu seçmenize gerek yok. Bunları da nasıl kullanacağını daha sonra göstereyim. Şimdi bu kızımızın ismi Elvin oldu. Şimdi neyi değiştirelim? Canı değiştirelim. Ya. Yine gold object yapmak zorundayım. Canını 70 arttıralım. Yine yön istedik. Bu object grup bunlara yine gerek yok. Bunları yapmamıza gerek yok. Bunlara başka yerde gerek var. Şu an gerek yok.
Artı ne yapalım? Atan da Buin. değiştirilmeli. Eksi 10 da yapabiliriz. Yani az vuracak. Bu da Arvin aşkına. Bu Arvin'di pardon ya. Elvin Arvin. Arvin. Artı 10 verelim. Evet, aşkına görüşmek için daha canla şeklen buluşuyor diyelim. Her neyse. Bakalım daha ne var. Armon Buyurun. değiştirebiliyoruz. Artı 2. Artı 2 olsun. Yine şunları ellememize gerek yok. Daha ne yapalım? Rencini ellemeyelim. Oyun pisleşmesi. Unit speed'ini hızını ayarlayabiliriz. Daha açıkçası şunu bilmiyorum. Bunlar yeni geldi çünkü. Bunlar da bir gün öğrenip hemen size aktaracağım. Ha, bak bu önemli. Ya. Bu yine Gold objects'e tıklıyorum. Kesinlikle şu ikisini yapmak zorundayız. Burada da hani defensif hemen saldıran, etrafında duran, ileri gitmeyen, hiç saldırmayan. Birisi saldırınca saldıran. Bu saldırı biz saldırdığı halde ona saldırmayan durumları göstereyim. Bunu ayarlayabiliyoruz. Defensif olsun. İşte böyle değiştirdik. Şunun ismini de Arven yapalım. Böylece inanmadım. Allah garip. Anlamadım niye Arven olmadığını. Sıkıyorum. Normalde Arven diye gözükmesi gerek. Karıştırmayalım diye. Yani Arven'de bir sıkıntı çıkarsa doğrudan Arven'e tıklayıp görelim onu. Ne var sıkıntı diye. Şimdi efektlerimizi belirledik. Arven'in canlı ismini falan değiştirdik. Şimdi şunlara gelelim. Bu arada no olsun. Şey gerek yok. Objective yani garip olarak gözüksün ya da gözükmesin diyor. Bu da önemli. Bunu off yaparsanız bu olmaz. Bu başlangıçta olup olmayacağını diyor. Anlatıyor. Bunu on yapacağız. Başlangıçta hemen olsun. Bu neden off yapılır onu da anlatacağım. On olsun. Bu da trigger looping. Bu bunlar için geçerli bir şey değil. Bu sürekli olan, devamlı olan bir efekt için geçerli. Bu da no olacak. Bunlarda da istediğimiz yazabiliriz. Şöyle böyledir. Yani Arveni değiştiriyoruz. Değiştiriyoruz. Tamam. İşte gelişim test edelim. Evet, her şey uygun yerinde oldu. Biz Arven'e öldürdük, canı arttı, daha fazla saldırı geldi. Ya, ya. Hmm. Şimdi Arven'i nasıl değiştirdiğimizi gösterdim. Ama birkaç ayrıntı daha var. Ondan da bakacağım. Şimdi Arven'i teker teker değiştirdik. Peki diğerlerini anlatacağım demiştim. Anlatalım. Ha, değiştirmiş ismi. Diğerleri. İsmini değiştirmeye girelim. Şimdi bunları ne zaman kullanıyoruz diye şey yapmıştım. Anlatmıştım ne zaman kullanırız diye. Şimdi başka bir şey mi yapsak? Hani map şimdi Aragon'u tekrar kopyalayacağım. Şu an Aragon'u kopyaladım. Sadece Aragon koyalım dersen. Şimdi diğerlerine geldik. Şimdi şurası karışık bir askeri birimler var. Ama biz sadece okçuların ismini değiştirmek istiyoruz. Burada yapacağımız iş bu sefer set area alanı seçiyoruz. Go to area kesinlikle basıyoruz basmaksak.
işe yaramaz. Bu alanı temsil eden bölgede şimdi. Ve burada okçuların ismini Rohan'ın köylü okçusu olarak değiştirmek istiyorum. Şimdi Rohan'ın köylü okçusu. Ama burada Aragon da var etrafta. Bunu Aragon yapmadan nasıl yapabilirim? Şimdi peki sizce bu nasıl okçu olacak? Bunu test edelim. Evet, hiçbir şey yaramadım. Son bilmiyorum. Gerçekten size bir şey anlatmaya çalışırken kendim fail yemem. Garip oldu. Rohan'ın köylü okçusu niye olmadı? Çünkü Spearman'ı seçmişim. Bundan yapacağız. Şimdi olacak. Evet, gördünüz. Rohan'ın köylü okçusu, tamam. Arbalestlerin ismini zaten bunu yapmak istemiştim. Ama şimdi Aragon'da Rohan'ın köylü okçusu oldu. Ama ben onu istemedim. Ben sadece Arbalestlerin köylü okçusu istemiştim. Şimdi bu sorunu nasıl düzeltebiliriz? Hemen geliyoruz. Objects name. Buradan Arbalest'i seçiyorum. Zaten az önce olmasın dediğiniz Spearman'ı seçmiş olmalıydı. Hatta burada şöyle bir şey daha yapabiliriz. Objects name yapıyoruz. Yine aynı bölgeyi seçelim. Got area. Mesaj. Aragon'un klonları. Klonları. Tamamdır. Şimdi burada da Heroes'i seçiyorum. Ve buradan Lahire'yi seçiyorum. Şimdi böylece sadece bunların ismi Lahire olacak. Ardeşlerin ismi de Rohan'ın köylü okusu olacak. Rohan'ın köylü okusu Argon'un klonları. Şimdi diğer isim. Onlara da bir bakalım. Göz asalım hemencik. Şimdi isimlerini değiştirdik bir grup askerin. Şimdi HP'lerine gelirsek yine set area yapıyoruz. Got area yapıyoruz. Bunları ne yapalım? Yine bakın. Buradan Arbalest'i seçersem bunları XHP. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Yani 40 yapalım ki aslında 40 yapmayalım. 35 yapalım. Tamam. Şimdi canları -35 azalacak. Sadece arbalestlerin azalacak. Eğer Argon'un klonlarını azaltmak iyi istiyorsam buradan Heroes'e gelip yine Lahire'yi seçeceğim. Ya da buradan yok tamam. Evet, boş ver. Bakalım. Ya da buradan galiba Soldier ya da Archer diye ayırsak da olabilir. Fark etmez. İstiyorsanız buradan ayırın. Buradan ayırmak daha kolay olabilir. Ya da herhalde karışık okçu grubu varsa. Arbalest, Longbow ya da Archer gibi bir şey varsa. Mesela bunu da deneyelim. Ben de önce denemedim. Hiç gerek duymadım açıkçası. Arbalest'i senin lan yapacağız. Ve Archer yapalım. Evet, daha eklemeyeyim. Lahire. Tamam. Şimdi lan yapalım. Arbalest'i yiyoruz. Tamam. Bunu canı 900 artsın mesela. Soldier, Archer. Şimdi deneyelim. Evet, dediğim gibi Rohan'ın köylü okçuların canı 5 oldu. Ve Argon'un klonların canı da 100 oldu. Bu Archer diye ayrılmasın dediğini aslında düşünmeden ki Archer. Wow. Archer. Şimdi böyle karışık bir okçu grubunu doğrudan diye ayırabiliriz. Archer yaparız. Set area, gold area ile bunları hepsini aynı anda değiştirebiliriz ve karışık bir ordu için geçerli aslında bu ismi, o yüzden koymuşlar. Şimdi bunları anlattığımıza göre, karışıkları da anlattık. Şunları da anlattık.
Ayrıca bunların hepsi anlattıklarım. Hepsi Buildings, Others, Heroes, Wings. Hepsi için geçerli. Ama şimdi gelin şunun ismini değiştirelim. Bir tane daha açıyoruz. Burada şunun kırmızı göstermesinin nedeni burada bir tane efektin yanlış olması yani. Bu efekt geçerli bir efekt değil demek. Delete yaptığımızda yeşil olması gerekti ama. Allah Allah. Edge of'um yanlış çalışıyor şu an. Anlayamadım. Evet. Trigger 4'e gelin. New effect. Şimdi değiştirelim şunun ismini. Set object, got object her zaman geçerli. De oho de nin şanlı mı şanlı şat olsun. Neredesin sen? Tamam. Evet. Gerçekten çok güzel yazıyor. Buradan units değil. Bu units kadarsa ne olacağını gösterelim. Bu units kadarsa oldu. İşe yaradı. İşe yaramamız gerekiyor normalde. Ha neyse yani bu işe yarıyor. İşe yarıyormuş. Units'e de geçer. Bu link yapsanız daha sağlıklı olabilir. Ya da buradan yine bir şey grubu varsa böyle ev grubu, bina grubu varsa set area, code area yapıp buradan sadece ismini seçmek istedim. Mesela sadece evlerin ismini değiştirmek isterseniz bu şeyleri kullanabilirsiniz. Şunları kullanabilirsiniz. İsim değiştirme, can değiştirme hepsi bu kadar. Ama başka güzel bir ayrıntı daha verelim. Bir tane kare yapalım. Units troubleshake. Bir tane sequencer almak istiyorum. Tamamdır. Şimdi bir tane deney olarak yapalım. Hiçbirisini oynamamıza gerek yok. Atağını değiştirelim. Code objects. Ne yapalım? 10.000 verelim. Ama oyun çökebilir. Uyarması benden olsun. Yani denendi görüldü. Böyle çok abartılı bir şeyler verildi. Oyun çökebiliyor inşallah. Şimdi çökmeyecek. Bir de range verelim. Belli, bu arada belli bir range var. En fazla 18, 17 ne oluyor? 80 yapacağım. Zehir 1. Tamam, tamam, tamam. Gold objects, tamam. Objects. Daha bakalım ne var. Daha da bir şey gerek yok şu anlık. Safar. De hemen oyun başla şurada başlıyor. O yüzden ben görmek istiyorum. O yüzden şunu no attack sensor yazayım. Ki ben ateş ettireceğim onu. Şimdi bakalım. Burada son çaldı efendim. Haydi bakalım. Evet. Ateş! İşte böyle. Böyle en fazla 10 seviyormuş. Bu bölümde isim değiştirmeyi anlattım. Gruplu, grupsuz. Araba, konuları, Arven. Bunların hepsini isim değiştirebiliriz. Araba, Gandalf, Galan filan gibi. Binanın ismini değiştirmeyi öğrendik. Ayrıca bu branch değiştirmenin ne işe yaradığını. Canlı örneğinde gördük. Böylece bir dahaki bölümde görüşmek üzere.